Şimdi hemen Dreamweaver CS4'e geçelim. Gelelim sitemizin içine new folder diyelim. New folder admin diyelim. Admin'in altına bir klasör daha oluşturalım. Takvim diyelim. Takvimin içine de new file, ilk önce ekle.php. Daha sonra yine tekrar new file düzenle.php diyelim. Daha sonra sil.php diyelim. En son olarak da index.php diyelim. Ve bu oluşturduğumuz dosyaları bir açalım hemen. Şimdi ilk önce hemen ekle.php'mize gelelim. Gelmeden önce connection'ımızı bir tanımlayalım. Connection name'imiz connection. MySQL server'ımız localhost. Username'im benim root. Password'um da 1234. Database'imizi seçelim hemen. Select diyelim. Buradan takvimi seçelim. OK diyelim. Tekrar OK diyelim. Mesela hemen gelelim. Developer Toolbox Insert Record Form Wizard'a. Hemen connection'ımız connection. Tablomuz etkinlikler tablosu. Etkinlik ID otomatik geldi zaten. Ekledikten sonra index.php'ye gidecek. Bekleme eşittir başarılı diyecek. Next diyelim. Etkinlik adı. Etkinlik açıklama text array olabilir. Etkinlik resim file field. Etkinlik link text field kalsın. Etkinlik tarih. Burayı şu an için text field kalsın. Etkinlik kayıt tarihi. Bu zaten otomatik olarak gelecek. Bunun görünmesine gerek yok. Buradan etkinlik adı zorunlu alan olsun diyelim. Ve finish diyelim. Daha sonra etkinlik tarihe gelelim. Etkinlik tarihe geldikten sonra server behavior'da artıya tıklayıp developer toolbox. Developer toolbox'da bakalım form controls'te data picker var. Data picker'ı seçelim ve date olacak. Değiştirelim. Hemen buradan day day month month year year şeklinde olsun. Monday single click aktif olsun ve klavyeden girişler serbest olsun. OK diyelim. Şu anda eklendi. Insert record yerine hemen gelelim. Ekle diyelim. Daha sonra burada hemen gelelim, resim yükleme özelliğimizi de kazandıralım hemen formumuza. Developer Tool Toolbox File Upload'dan Upload and Resize Image. İmajımızın boyunu ne kadar olabilir? Hemen ona bir bakalım. 200 genişliği 200 piksel olsun diyelim biz. Bunu hemen alt tere upload şeklinde bir klasör oluşturalım. Oluşturduğumuz klasörün içine de takvim diyelim. Takvim klasörünü seçelim. Bakarsak burada upload geldi sadece. Takvim klasörünü de yazalım. Resize image. Evet. Genişliğe göre orantılı olarak 200 piksel dedik.
ayarlarında 1.0 atmamız yeterli. 150 bin kilobayt dedik. 15 bin kilobayt dedik. Okey diyelim. Yes diyelim. Hayır edelim. F12 diyelim. Hemen bir test edelim. Formumuz çalışıyor. Yine Developer Toolbox'ın PHP versiyonu ile ilgili hatayı aldık. Şimdi bu hatadan kurtulmak için benim her zaman kullandığım bir patch dosyam var. Bu dosyayı hemen alalım. Sitemizi bir explore edip açalım Dreamweaver'dan ve sitemizin ana dizinine yapıştıralım. NF'deki dosyaları değiştir diyelim. Şu an bakarsak o hatalardan kurtulmuş olduk. Hemen bir etkinlik ekleyelim ilk önce. Adına deneme etkinlik diyelim. Açıklamaya denemek için ilk etkinliğimiz diyelim. Bir resim seçelim. Etkinlik linkimizi www.google.com diyelim. Örneğin tarihimiz de 16'sı olsun. Yani yarın. Hemen ekle diyelim. Hata verdi. Hemen bir bakalım veri tabanına. Giriş yapıldı mı? Şu an ekleme yapılmadı. Bu büyük bir ihtimal resimle alakalı olması lazım. Hemen bakalım tekrar. Deneme etkinlik diyelim. Etkinlik açıklama deneme diyelim. Resim seçmeyelim. Ayın 16'sı diyelim. Linkimiz de www.google.com.tr diyelim. Ve ekle diyelim. Şu anda index.php'ye gitti ve ekleme başarılı.